Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'ye gelen Büyük Eylül güncellemesinin ikinci kısmının tanıtım videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta yayınladığım ve güncellemeyi tanıttığım ilk videoda bu güncellemenin iki aşamalı olduğundan bahsetmiştim. İşte güncellemenin ikinci aşaması yayınlandı ve bununla birlikte oyuna bir sürü yenilik eklendi. İşte bu videoda da çok fazla vaktinizi almadan bu yenilikleri sizlerle hızlı bir şekilde buluşturmaya çalışacağım. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirsiniz, bunu çok hızlı bir şekilde 1 dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP'ye oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyuna ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masaüstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand RP'nin devasa dünyasına adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olmayla ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Evet, güncellemenin ikinci kısmıyla birlikte oyunumuza eklenen ilk yeniliğimiz yeni Battle Pass. Bildiğiniz üzere oyunda birkaç ayda bir güncellenen Battle Pass adında bir sistem bulunuyor ve bu Battle Pass'te bulunan seviyenizi artırarak çeşitli ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. İlk olarak Battle Pass'in arayüzü şu an ekranda gördüğünüz üzere tamamen yenilenmiş durumda. Sağ üst taraftan da görebileceğiniz üzere bu seferki Battle Pass 80 küsür gün, ki bu da yaklaşık olarak 2,5 ila 3 aya tekabül ediyor. İşte bu Battle Pass bayağı bir uzun olacak. Tabii bu kadar uzun olmasının başlıca sebebi ise bu seferki Battle Pass'te toplam 301 level bulunuyor ki benim hatırladığım kadarıyla bu konuda ki en büyük Battle Pass'in de bu olduğunu söyleyebilirim. Alabileceğiniz toplamda 301 ödül bulunuyor. Ancak tabii ki bildiğiniz üzere tüm ödülleri alabilmek için şu an ekranda sol tarafta gördüğünüz Premium Plus Battle Pass'i almanız gerekiyor. Ya da dilerseniz sağ taraftaki Battle Pass'i alarak ödüller arasından bazıları dışında çoğunu alabiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde bu Battle Pass'e ilgili daha detaylı bir videoda getirmeye çalışacağım. Evet, oyunumuza eklenen bir diğer yenilik ise School, yani okul etkinliği. Evet, oyunumuza bir okul eklendi ve bu okulun içerisinde belirli görevleri yapıp soruları cevaplayarak okula özel puanları topluyor ve bu puanlarla da yine okula özel olan ödülleri alabiliyorsunuz. Öncelikle sizlere okulu nerede bulabileceğinizi göstereyim. Okulu şu an ekranda göstermiş olduğum haritanın bu konumunda bulabilirsiniz. Buraya geldiğinizde kapıdan içeriye giriş yapıyor ve hemen ileride resepsiyon görevlisiyle etkileşime geçiyorsunuz. Sonrasında çıkan seçeneklerden ilkine tıklayarak okuldan elde edebileceğiniz ödülleri buradan görebilirsiniz. Kıyafetler, aksesuarlar ve özel desenli araçlar gibi çeşitli ödüllere puan biriktirerek buradan alabiliyorsunuz. Peki puanı nasıl biriktiriyoruz? Bunun için hemen binaya girdiğinizde yan taraflarda bulunan asansöre geliyorsunuz ve birinci ve ikinci katta bulunan öğretmenlerin yanına gidiyorsunuz. Her öğretmenin kendi branşı bulunuyor ve örneğin edebiyat öğretmenine giderseniz sizden bir kelime avı oyununu tamamlamanızı istiyor. Üst tarafta kaç harfli kelimeleri bulmanız gerektiği belirtiliyor ve bulmanız gereken kelimeler de İngilizce dilinde oluyor. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Bunun dışında örneğin matematik öğretmenine gittiğinizde de sizden belirli bir denklemin cevabını vermenizi isteyebiliyor. Bunun gibi farklı öğretmenler ve cevaplamanız gereken farklı sorular bulunuyor ve önümüzdeki günlerde bu okulla ilgili daha detaylı bir rehber videoyu da kanala getirmeye çalışacağım. Güncellemenin ikinci kısmıyla birlikte oyuna eklenen bir diğer yenilik ise oyunda bulunan özel kıyafetler satın alabileceğimiz kıyafet mağazasına bir dizi yenilik eklendi. Öncelikle bu kıyafet mağazasını haritada şu an ekranda göstermiş olduğum iki farklı konumda bu simgeyle bulabilirsiniz. İlk olarak buranın iç mekanının dizaynı değiştirildi ve daha modern bir hale getirildi. Stok görünümden çok daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Bunun dışında hatırlarsanız güncellemenin öncesinde oyundaki GC ile alışveriş yaptığımız mağazadan sahip olduğumuz GC ile kıyafetler alabiliyorduk. İşte bu kıyafetler oyundaki bu mağazadan kaldırıldı ve bu kıyafet mağazalarına eklendi. Bu kıyafetleri dilerseniz buradan satın alabilirsiniz. Tabii yalnızca oradaki kıyafetler değil, yine güncellemeyle birlikte yeni kıyafetler ve aksesuarlar da eklenmiş durumda. Bunun dışında burada bulunan kıyafetleri sol üstteki göreceğiniz yerde dilerseniz Grand Coin'e satılan özel kıyafetlere bakabilir ya da hemen yanındaki Money Assortment seçeneğini tıklayarak sahip olduğunuz parayla satın alabileceğiniz kıyafet ve aksesuarları görebilirsiniz. Ayrıca eğer buradan parayla bir şey satın alacaksanız ekranın alt tarafından da görebileceğiniz üzere dilerseniz üzerinizde olan parayla, dilerseniz de direkt bankanızda olan parayla alışveriş yapabilmeniz mümkün. Son olarak bu kıyafet mağazaları da artık bir işletme olarak oyuna eklendi ve satılıp alınabiliyor. Aşağı yukarı bu kıyafetçilerin yenilikleri de bu şekildeydi. Güncellemenin ikinci kısmıyla birlikte oyun
oyunumuza eklenen bir diğer yenilik ise oyuna yeni animasyonlar ve dövmeler eklendi. Animasyonları oyundayken G tuşuna basarak bu kısımdan yapabilirsiniz. Dövmeleri ise haritadaki şu an ekranda gördüğünüz dövmeci dükkanlarına giderek yaptırabilmeniz mümkün. Evet, bu yeniliğimiz de özetle bu şekildeydi. Güncellemenin ikinci kısmıyla birlikte oyunumuza eklenen son yeniliğimiz ise oyunda bulunan Diver's Job ya da Türkçe çevirisiyle dalgıççılık yaptığımız bu işe yeni bir fonksiyon eklendi. Yine aynı yerden göreve alıyorsunuz ve NPC üzerinden bir de denizaltı aracı kiralayarak haritada işaretlenen checkpointlere gidiyor ve gittiğiniz checkpointlerden deniz altından çıkarabileceğiniz değerli eşyaları şansınıza da bağlı olarak rastgele olarak topluyor ve ayrıca belirli bir miktarda para elde ediyorsunuz. Görevde bazı bug'lar bulunduğu için görevi şimdilik yapmanızı pek önermiyorum, ancak bug'lar giderildiği vakit Discord sunucumuzda bulunan Grand RP duyuru kanalından bilgisini vereceğim. Dolayısıyla takipte kalmaya devam edin derim. Evet, böylelikle Grand RP'ye gelen büyük Eylül güncellemesinin ikinci kısmında oyunumuza ne gibi yenilikler eklendi, bunları hep birlikte öğrenmiş olduk. Bunun dışında önümüzdeki haftalarda daha fazla yeniliğin de oyuna ekleyeceklerini belirttiler ki örnek vermek gerekirse önümüzdeki haftalarda oyuna çöpçülük mesleği eklenecek ve bu mesleği yaparak gelir elde edebileceğiz. Bu ve bunun gibi yenilikler yayınlandığı vakit kanala inceleme ve rehber videolarını getirmeye çalışacağım. Evet, böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp videomu bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.